Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. TAV Havalimanları ile ilgili detaylı bir bilanço analizi yapacağız. Son yıllardaki bilançosundaki karlılığı, artışı ve buna bağlı şirketin artan iştirakleriyle beraber önümüzdeki süreçte neler yapabileceği ve hisseye bunun nasıl yansıyabileceği ile ilgili birkaç analiz yapacağız. Takaslarına bakacağız ve yılbaşından beri fonların hissede ne durumda olduklarına bakacağız ve teknik analizle kapanış yapacağız. İsterseniz şimdi 3. çeyrek bilançosu ve yıl içindeki faaliyetlerine bakalım. Bildiğiniz gibi havalimanları işletmeleri ve aynı Türk Hava Yolları gibi büyük firmaların yüksek derecede iştiraki var. Yani müthiş derecede kar yapmaları gerekiyor. Ve kar yapabildiği faaliyet alanları kapatıldığı zaman ya da sekteye uğradığı zaman müthiş zarar açıklıyorlar. Şirkete baktığımız zaman TAV Havalimanları'nın yaklaşık 27 tane iştiraki var. Bu çok büyük bir oran ve son ikinci çeyrekti galiba şirket Kazakistan'da bir havalimanı işletmesi satın alıyor ve bunu bir ortakla yapıyor ama kendi bu ortaklıktaki konsorsiyumdaki payı %75'in üzerinde olması planlanıyor. Krediyi de gene yurt dışından sağlayacak. Şu an imzalanmış değil ama son çeyrekte yani 2020'nin son çeyreğinde bilançosunda da gösterilecek bu anlaşmanın son çeyrekte imzalanması bekleniyor. Şirketin şu an yaklaşık 370 milyon dolarlık bir pay düşecek muhtemelen. Çünkü toplam yatırım bedeli 450 milyon dolar olarak hesaplanmıştı yaklaşık 4-5 ay önce. Bununla ilgili tekrar bir açıklama yaptıysa da ben görmedim. Eğer değişiklik yapmamız gerekirse yorum kısmına yazarsanız bir kontrol ederiz. Şimdi isterseniz şirketin toplam kaynaklarındaki artışa bakalım. Geçen sene tabii şirket düzenli bir kar ve büyüme potansiyeli içindeydi ama faaliyet alanlarındaki sekteden dolayı şirketin büyük bir zararı oluştu. Mesela ikinci çeyrekte şirket faaliyet giderlerinde güzel bir tasarruf yönetimine geçti. İkinci çeyrekte %55 ve son çeyrekte, üçüncü çeyrekte 2020'de %53'lük bir tasarruf sağladı. Bunu nasıl yaptı? Tabii yurt içinde biliyorsunuz iş akçe sözleşmelerini sonlandırmak yasaklanmıştı. Türk Hava Yolları bu yüzden giderlerinin büyük bir kısmını sırtlanmak zorunda kaldı ve bunları ilerleyen dönemde borç olarak ödemek zorunda kalacak. Ama yurt dışındaki şirketler kolayca işten çıkartmalarla personel sayısını azaltarak giderlerini büyük oranda azalttılar. TAV'da mevcut portföyündeki yaklaşık 16 bindi galiba 2000 kişiyi işten çıkarttı. Önümüzdeki süreçte maliyetlerini birazcık daha dengeleyebilmek için yaptı bunu. Ve şirketin şu anki net borcuna bakarsak bir önceki yılın 3. çeyrek dönemine kıyasla borçta yaklaşık %17'lik bir artışla 912 milyon euro seviyesinde bir borç var. Ama bu yıl içinde hazineden alınmış olan bir şey var, Eurobond var. Bu Eurobond'un yaklaşık 50 milyon dolardı galiba. Bu rakam bilançoda bir yatırım olarak gözükmediği için bilançoda 912 milyon euro olarak borç gözüküyor ama şirketin asıl borcu 839 milyon euro civarında. Ama önümüzdeki son çeyrekte yapılacak bu yatırımla ilgili yaklaşık şirketin 370 milyon dolar daha borçlanması bekleniyor. Tabii bu süreçte hisselerimiz biliyorsunuz son birkaç haftada yüksek derecede volatil seyretti ve takaslarını da inceleyeceğiz. Yabancının belli miktar alışı var ama çok sembolik bir alım ve sembolik bir alımın yanında yüksek tepki olduğunu görüyoruz. Şirketin hisselerini Citibank bu yıl içinde cayır cayır satarken kendisi de bu hisseleri toplamaya başladı. TAV Havalimanları yaklaşık 16-19 ortalamayla 2 milyon lotunu satın almıştı, kendi lotunu. Hisse geri alım anlaşması gereği şirket hissedeki yüksek değer inişini engellemek için yaptı bunu. Çünkü şöyle bakarsanız hisse 2014-2015 yılındaki fiyatlarına kadar gelmiş durumda. Fiyatı çok ucuz bir dönemde ama satışlarına bakarsanız yani 2014-2015 senesindeki yaptığı satıştan daha kötü bir sene geçiriyor TAV Havalimanları. Yani bu dönemde ise aslında sadece 2015 yılından sonra toplam varlıklarını 3 katına çıkarttı. Yani şirket aslında müthiş bir büyüme potansiyeliyle, yurt dışında daha çok büyüme potansiyeliyle dikkat çeken bir firmaydı. Ama bu sene birazcık yabancı fonların azizliğine uğradı. Tabii karlılığında müthiş derecede bir sekte oluştu. Çünkü Şu bunu aslında ben birazcık Türk Hava Yolları ve büyük firmalarımız açısından birazcık iyi görüyorum. Neden? Çünkü tek bir sektöre yatırım yapmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini gördüler. Önümüzdeki süreçte bu şirketlerin artık farklı faaliyet alanlarına da büyüme girişiminde bulunma ihtimalleri artacak. Kendi risk primlerini dengelemek isteyecekler hazırlıklı olabilmek için. İsterseniz şöyle takasına da bakalım. Takasına bakmadan önce şöyle bilançosunda size birkaç veri göstereyim. Şirketin net karlılığı 3. çeyreklerle kıyaslarsak 2017, 2018, 2019 ve 2020'nin 3. çeyrek bilançoları bunlar. Yaklaşık 1,5 milyar TL seviyesinde bir zarar görüyorsunuz. Şöyle geçmişe doğru baktığınız zaman karlı bir şirket, düzenli bir karı yok ama önemli olan şirketin yatırımlarla bunu büyütmesi. Önemli olan bu. Şöyle şuradan daha net görürsünüz toplam kaynaklardaki artışa yaklaşık 13 milyar TL seviyesinden 33 milyar TL seviyesine bir artış 4 senede. Bu güzel bir artış. Şöyle satış gelirine baktığın zaman bu hasılatın 3. çeyrekte 1,7'ye yani geçen senenin nazaran yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Satışların maliyetini görüyorsunuz. Tabii bu yaz döneminde neredeyse hiç çalışmadılar bu şirketler ve şirketin en büyük bu 27 iştirak içinde en büyük payı hizmet sektöründen elde etti. Havalimanı işletirken ki hizmet sektöründen geldi. Oradan gelen payla birazcık şirket zararını azalttı diyebiliriz. Şöyle yılbaşından beri ne olmuş? Yabancı bu hissede ne işlem yapmış? Şöyle ona da değinelim. TAV Havalimanları'nda bugüne kadar takaslarını görüyorsunuz. Citibank'ın yaklaşık 44 milyona yakın lot sattığını görüyoruz. Ve Deutsche Bank'ın 9 milyona yakın lot sattığını görüyoruz. Yabancı kurumun ağırlıklı olduğu bir hisse TAV Havalimanları. Bu yüzden de volatil seyrinin bu yüzden olduğunu söyleyebilirim size. Yani Citibank'ın elinde şu an yaklaşık 35 milyon, 40 milyon civarında lot kaldı. Deutsche Bank son dönemde 9 milyon lot satarak yaklaşık şu an 51 milyon TL seviyesinde lotu sahip. Yani yılbaşından beri şirket hissesinde City 44 milyonluk satış yapmış. Son aylık grafiklere bakarsak son aylıkta bugüne kadar son ay içindeki Citibank ve Deutsche Bank'ın alımlarını görüyorsunuz. 6 milyon Citibank almış. Deutsche Bank'ta 4 milyona yakın not almış görünüyor. Şu an mevcut ellerindeki pozisyonu görüyorsunuz. 51'e 35. Citibank hakim ortaklarını kaybetmiş. Elindeki lotun çoğunluğunu satarak. Yani %50'den fazla çıkış yapmış Citibank bu hissede. Yani hissenin ana düşüş nedeni o olmuş. Tabii İş Bankası da bu düşüş esnasında topladığı için bu yükseliş anında da satış yapıyor haklı olarak. Şöyle bakarsak burada daha net göreceğiz. Bu artık haftalık. Yani şuradaki alımları görüyor musunuz? Aslında son bir ay içinde şu yan tarafta gördüğümüz takaslardaki son bir ay içindeki alımlar aslında son bir hafta içinde alınmış. Yani hisseyi yaklaşık 13-14 liralardan yaklaşık 17-18 bölgesine kadar yükselten bu yabancı kurumlar ve emeklilik fonu olmuş. Şurada gördüğünüz gibi. Ama ellerindeki lot miktarına bakarsanız yükselişi dengeleyecek kadar bir yüksek bir lot değil. Buna ne demek getiriyorum lafı? Önümüzdeki süreçte Türk Hava Yolları gibi yazı yayınlamıştım. Makale ve video analiz yayınlamıştık. Orada demiştik ki çok ucuz Türk Hava Yolları. Tam toplama zamanı. Ama hissenin kışı birazcık zor geçirdiğinden bahsetmiştik. Kış dönemi birazcık zor geçecek diye. Bu süreçte aşı çalışmalarındaki olumlu faaliyet ve bizim faiz arttırma muhabbetimizden dolayı şu an çok tepki verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü şirketin son bilançoda bekleyen felaket bir zarar daha bekliyor bizi. Çünkü Türkiye'de vaka sayıları saklandığı için karşılıklı olarak havalimanlarını kimse açmıyor bize. Şeffaf olmadığımız için. Ve şu anda vaka sayıları da zaten arttığı çok ortada. Yani bu şirketlerin kar yapma olasılığı yok. Bu şirketler şu an bence bilhassa bankacılık dışındakileri söylüyorum. Havalimanları ve havalimanı işletmeleri ve Türk Hava Yolları gibi sektördeki şirketlerin kar yapma potansiyelleri şu an için yok. Yani son çeyrekte de kar yapamayacaklar. Bu yüzden bu şirketlerdeki şu anki yükseliş birazcık suni gibi geliyor bana. Şu an için erken olarak görüyorum ben kısacası. Bu yüzden önümüzdeki süreçte şirket hissesinde pozisyon açmak istersen ben hani bankalarda bir pivot noktası söylemiştik ya. Buradaki pivot noktası aşıldığı zaman çok daha yüksek alım gelir. Gerçek para gelir o zaman. Kalıcı yatırımcı gelir diyoruz ya. Aynı onun hesabı. Şurada gördüğünüz 18.70 bölgesi var. 18.70 bölgesi hacimli olarak geçilirse, yani bu seviyenin üzerine gerçekten yabancı alımı, şurada takaslarda gördüğünüz gibi sembolik rakamla değil de güçlü bir alımla geçerse, o zaman bu hisse gerçekten yükselme potansiyeline erken başladı diyebiliriz. Çünkü önümüzde baksanıza bu şirketin değeri aslında benim gözümde şu an 30'un üzerinde olması gerekiyor. Karlılığından dolayı, ama son dönemdeki müthiş zarardan dolayı bu çekincemi birazcık daha ileri tarihlere, yani bu seviyelerden aldığınız risk birazcık benim için, ne bileyim, hani bir 6 ay için fazladan alınmış bir risk gibi görünüyor benim anlayım söyleyebileceğim gibisiyle. Şöyle 18.60 bölgesi, 18.70 bölgesi aşılsın, güçlü bir alım görelim. Ondan sonra hissede durumu ona göre düşünelim. Çünkü 2016'dan beri önemli bir direnç seviyesi burası. Yani bu seviye aşıldığı zaman yatırımcı daha iştahlı olacaktır. Zaten onların iştahlı olacağı bölmeye kadar kimse doğru dürüst alsak mı almasak mı diyene kadar getirdi buraya kadar zaten. Hisseyle ilgili tekrar bir değerlendirme yapacak olursak tam da burası. 18.70 bölgesi geçildiği zaman yapacağız bunu. Bu yüzden önümüzdeki süreçte hissenin yine 15 ile 17-18 arasındaki dalgalanmasının sürmesini tahmin ediyorum ben. Takaslarını takip edeceğim. Herhangi bir değişiklik olursa tekrar görüşmek üzere. Tekrar böyle bir detaylı analizi 4. çeyrek bilançosunda yapacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.